Anne burada açıklanacak hiçbir şey yok. Bir de alalım mı lan gelmişken? Bak giy kıyafet de var. Hadi biraz daha kestirelim ucunda. Ben dedim kafayı üşüteceğim. Bu ne oluyor dedim ya? Yardım edin. Nasıl gitmek mantıklı olur? Bisikletle mi gitmek mantıklı olur? Yüzerek mi gitmek mantıklı? Biz gel bunu en iyisi Google'ın yapay zekası barda soralım. Önce soyun. Her şeyin başı soyunmak. Çok başarılı, çok evet. Lezzetli. Siz tatmak isterseniz bak. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. Bir gün değil, her gün atamızı sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Çünkü İzmirliyiz, İzmir'e geldik. Ulan biz 0 TL'yle her yeri çektik, bütün Türkiye'yi gezdik, bütün dünyayı gezdik. Biri de çıkıp demedi ki kardeşim bir memleketine git, bir İzmir 0 TL yap. İzmir'e geldik. Size çok güzel İzmir turu yapacağım. 0 TL'ye burada her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü bütün annem, anneannemler, arkadaşlarımın çoğu burada. Üçkuyulardayız. Benim bütün çocukluğum burada geçti. Birazdan benim yaşadığım, büyüdüğüm eve de geleceğiz. Annem hala burada yaşıyor. Ben 18 yaşına kadar burada yaşadım. 18 yaşında İstanbul'a üniversite kazandığım için taşındım. 10 yıldır da İstanbul'dayım. Hemen burada yakında da anneannem, dedem oturuyor. Onlara gideceğiz. Onlar da dünyanın en komik karakterleri. Şimdi efendim, İzmir'in nesi meşhur, bir kahvaltı etmemiz lazım. Boyoz yiyeceğiz bak. İzmir'den İzmir'e boyoz diyorum. Yılda bir kere boyoz diyorum. Boyoz yememiz lazım. Nasıl yeriz dedik? Dedik ki sokaktaki vatandaşların fotoğrafını çekelim. Polaroid'den o fotoğrafları basalım. Karşılığında da boyoz alalım. Gel şimdi dur. Bir dakika, boyozdan önce bir sporumuzu yapalım. Bir sabah esnelemelerimizi yapalım. Hafif bir sporumuz olsun. Bir gelin hadi. Şınav, mekik, esneme, spor. Şu köpek parkına girelim mi biz? Ne? Köpek parkında yapalım. Hayır. Aç ayı oynamaz. Oğlum bütün yol yemek yedin lan. Doğru. Oy, biz yeni Doblo aldık bir tane şirkete, onunla geldik. Çok iyi. İnanılmaz bir araba. Arkada şeyde, bagajın üstündeki o, ne deniyor ona? Raf. Bagaj rafında uyuduk. Bekir'le dönüşmeli uyuduk. Orada çok rahat. Şimdi boyozcuyu bulduk. Bak şurası boyozcu ama bizim şeyimiz yok. Şöyle yapalım. İki tarifimiz olsun. Birinci de normal düz fotoğrafınızı çektim. Hemen editledim telefondan. Eller felaket olmuş bu arada. Dijital olarak gönderdim size fotoğrafı. İki boyoz. Polaroid olarak basılı isterlerse 4 boyoz. Evet. Bakayım. Kimin fotoğrafı güzel çıkar? Merhaba. Sizin şöyle güzel bir fotoğrafınızı çeksek. Bize bir boyoz ısmarlar mısınız? Yok, söz. Ben Berduş'um. Baksana zaten. Merhaba. Sizin Polaroid fotoğrafınızı çeksek bize bir boyoz ısmarlar mısınız? 0 TL İzmir yapmaya çalışıyoruz da. Olur mu? Tamam süper. Şimdi hemen bakalım. Bakayım. Evet, çok fotojenik 200 görüyorum. Sizi alalım. Güzel fotoğraf çekme tekniği, arkaya blur'u basacaksın. Portre modunu blur'u basacaksın, arkaya bitti. Bir şöyle bakayım size. Yok. Sizi biraz daha böyle alabilir miyim? Bakıyorum. Yok, felaket. Ben bu fotoğrafı teslim edemem. Bak arkada fırınımız çok çıktı. Sizi ters alalım. Şöyle bir deneyelim. Güzel İzmir'in güzel trafiği manzaralı. Şimdi şöyle bir çekelim, beraber seçelim sonra. Şöyle 05 basayım. Instagram bayram etti şu an. Instagram'dan size ulaşacaklar, diyecekler ki aman tanrım bu ne kadar güzel bir fotoğraf. Nasıl çektiniz bunu diyecekler. Bak bak. Bak 05'e bak. Of of, 05 nasıl çıktı bak. Evet. Tamam, bunu basalım mı? Olur. 0 TL'de böyle buglar bulduk. Yani şey yapamıyoruz, para kazanamıyoruz, böyle yapalım bari yemeğimizi dedik. Bastın mı? Geldi. Hemen cebe cebe. Karanlıkta dursun biraz. Tamam. 2 dakika yok, kendine gelecek. Tamam. Tamam. Bizim de boyozlarımızı isterseniz yavaştan alalım biz de. Biz İzmir'e geldik, boyoz yiyemedik olmasın. Bak çok güzel çıktı lan. Güzel, anı olarak kalsın, kaybetmeyin bunu. Ay çok teşekkür ederim. Kaç, 4 tane mi, 5 tane? 6 tane. Altın çok aldın ya, vallahi teşekkür ederiz. Gelin oğlum. Bir dakika, Bekir içemedi değil mi boyoz? Gel gel. Boyozda ne var? Hiçbir şey. Boş oğlum, milföy. Ya nasıl boyozda ne var? Boyozda bu kadar uzak olamazsınız ya. Ben hayatımda İzmir'e ilk defa geliyorum galiba. İzmir'e ilk defa mı geliyorsun? Evet. Belki ilk defa geliyorum. Ne? Ne? Nasıl İzmir'e ilk defa gelirsin? Abi, ne yapacağız ki İzmir'de? Ya Samsun'a gidiyorsun sürekli. Oğlum çok güzel bir şey boyoz. Bak şimdi bak. Bak suratına bak. İlk defa keşfediyor ya boyozu. Kafası çok karışacak. Bunun için çikolata olsa ne güzel olur ya. Çikolatalısı da var ama orijinali budur, sadesidir. Çağlar gel buraya, gel boyoz ye. Bu kadar saydım lan boyoz. Ye. Sen de mi içemedin? Ya siz garip insanlarsınız gerçekten. Bir dakika. Yalan lan, 4 tane var, 6'ydı hani.
Dolandırıldık. Bu inanılmaz bir şey ya. Yani... Ortadan daha güzel. Bir hafta üst üste yesen ölürsün. Yağlı. Çok yağlı. Beğenmediniz mi lan? Midesizsiniz oğlum siz. Senin beğenmeme lüksün olmamalı zaten. Ben beğenmedim diye bir şey dedim mi hocam, çok özür diliyorum. Ama yani sürekli yer misin? Yersin. Yersin. Ölürsün. Paramız yok. Al bedava yumurta bölüşürüz. Yumurta mı? Teşekkür ederiz. Her gün bir şeye çıkalım, 0 TL'ye çıkalım bedava. Evet oğlum. Biz size bedava içeriz böyle. Besmele. Oh. Çay da teklif ettiler bu arada. Çay mı? Hımm. Ama biz de yiyecektik. Ama yemeyeceğim dediniz. Ben dileneyim bir tane daha o zaman. Oy, güzel geldi. Şimdi anam şurada oturuyor. Bir gelin gidelim. Benim eski odam. YouTube'a 2007'de başladığım ilk odamı göstereyim size. Kısa bir ev turu yapalım. Bir annemin turunu yapalım. Annemin turunu. Annemin evinin turunu yapalım. İşte Çağrı'yı da getirseydik keşke. Annemle bir tanışsalardı sonunda. Ama niye? Annem Çağrı'ya selam söylüyor. Çağrı anneme selam söylüyor. Aralarında bir kıvılcım var bence. Bak İzmir'in ilk fiber interneti. Her girdiğimizde gösteriyorum bunu. Ben bunu taktıracağım diye 5 yıl uğraştım. Bir videoyu eskiden 4 günde upload ediyorduk oğlum. Bundan sonra ben 8 saatte video upload etmeye başladım. Gel bak bu apartmandan eve kadar ışıklar full pavyon. Evin içi daha da kötü ışık olarak da gel bak mor oğlum bu ışık. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ne oluyor Furkan? Ağır mı geldik? Ödüm karıştı lan. Hayır ben duvar hareket edince korktum. Oğlum duvar niye ötüyor asansör? Çık şuradan, çık çık. Anne asansör niye ötüyor anne? Kız. Işık. Ne yapayım? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Bize boyoz ısmarladılar anacığım. Kim? Boyoz ısmarlattık. Biz 0 TL yapıyoruz, paramız yok ya. Ben size ne ısmarlayacağım acaba? Siz o, sana her şeyi sana kilitleyeceğiz. Oğlum dikkat edin bak, dikkat kedi var. Kedi mi var? Ama kedi de hangi çeşit mesela? İşte aslan da bir kedi, evet. Anne bize bir evi gezdirsene, bir update geldi mi eve? Bu ne? Aa bak, bu evin olmazsa olmazı HDMI kablosu. Bu evin çok önemli bir parçası bu. Anne bu ne? Senin mikrofonu buldum, çok mutluyum. Bu benim mikrofonum mu? Evet, senin mikrofonun. Nasıl yani? Anne bu benim mikrofon değil, ben senin ilk defa... Senin mikrofonun. Bak bir çantanın içinden çıktı bu. Aa. Ve ben bunu şu anda kullanmaya başladım ve çok mutluyum. Oğlum çift jack girişli mikrofon mu olur? Uçağa mı takacağım bunu? Bak bu 10 yıldır açılmadı bu. Annem geçen bunu bulmuş. Benim sihirbazlık malzemelerimin olduğu çantaydı bu. Açamamış bana. Şifresini soruyordu. Okul numaramın şifresi. İçinden amıksız bir şeyler çıkabilirsen önce bir bak istersen. Oğlum vallahi sihirbazlık malzemelerim. Gel. Ganimeti buldum. Bu şey sihirbazlık dergileri bunlar. Nostalji. Sihirbazlık DVD'leri. Oğlum eskiden DVD'den izliyorduk. Kartları. Oğlum gerçekten 15 yıllık bunlar. Sıkan bir kart çıkıyor her yerden. Bak paten yapıyordum ya, paten dizliğim dirsekliğim çıktı içinden. Nasıl bir cümbüş bu? Deodorant var abi. 15 yıllık. 15 yıllık deodorant patlar ya. Aa bak bu mendilleri yok ediyordu. Aa cüzdan. İskambil kartı var içinde. Aa bak benim en sevdiğim kartı cüzdanım içinde saklardım eskiden. Burada da notlar var, bu ne? Bak kart vizitim. Bak Green Frog. Aa bak 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 grafiti. Enteresan mesleklere eski beni konuk alalım bak. Bak yeteneğe bak. Güzel yılda sahilde, kafelerde, elinde sihir kartlarla. Sihirbazlık yapıyordum tabii. Evet. Orada herkes böyle hokkabaz. Gel bir şeyler yap bize diyordu. Ne gülüyorsun oğlum? Uyar. Nostalji cümbüşü şu an ya. Bak bak tipe bak. Çok tatlı oğlum, şerefsize bak. Küçükken çok tatlıymışım ya. Ha bak aslan koymuşlar kucağıma. Sirk bir şeye gitmişiz herhalde. Aa. Bak olaya bak. Bu da sensin o zaman. Yo annem o. Hayır o benim. Bir de şurada var Samak. Bak hala en sevdiğim bozdu. Ben bu tuvaleti diye göstermek istiyorum sadece. Bak bu tuvaleti ben iki yerde gördüm. Bir Bağcılar'da gördüm, bir burada gördüm. Bak bak. Aa tövbe estağfurullah. Bu ne ayol? Yer zemin mor. Aynayı açıklayabilirim ben. Anne burada açıklanacak hiçbir şey yok. Bak benim eski videoları bilenler bu evi bilir. Gel bak şimdi ışık. Aa bak green screen'im bile var. İlk green screen'im oğlum. Bak bak. Daha green screen yoktu mu? YouTube yoktu ben bunu kullanıyorken. Bak. Ben hamileyim. Çok iyi. Dünyanın en kötü ışığı var. Eskiden ben videoları böyle çekiyordum. Bak şimdi kör olacağız hepimiz. Hazır mıyız? Evet. Bak. Bak. İnanılmaz kötü değil mi? Bununla ben bayağı 300 video çekmişimdir bu ışıkla yani. Aa, I am crazy diyor. Şu anki boxer'larım daha küçük. Bu yine büyük lan bana. Nasıl giyiyormuşum ben bunu ya? Aa bak ben eskiden küçükken kışa yapıyordum. Fingerboard. Yapıyorduk işte. Bak oğlum diyorum eskiden Fenerliydim, sonra Galatasaraylı oldum, sonra Fenerli doğdum. Babam Fenerliydi. Galatasaray'a geçtim. Gıcıklık olsun babama, aile fertlerine diye. Sonrasında Merve ile evlenirken de kayınpedromdan dolayı Fenerbahçe'ye tekrar geçtim. Mecburi.
Eski odam burası işte asıl, öyle değil mi? Benim odam kedi odası oldu. Kedi odası oldu. İlk odam burasıydı. Bak önce oraya gidelim, sonra buraya taşındım ben. Sihirbaz videolarını da burada çekerdim, oyun videolarını da burada çekerdim. Bayağı oyun oynardım. Anne seni ne dolandırdım ben. Ben burada hep sana diyordum ya, bilgisayar kursuna gidiyorum işte, bilgisayar kulübündeyim, ödevlerim var diyordum ya, hep oyun oynuyordum burada ben. Sen modemi saklıyordun, ben yeni modem buluyordum. Modemin prizini saklıyordu, yeni priz buluyordum falan. Sürekli internete bağlanıyordu, evet. İnternete bağlanmayayım diyor Raşit. Üniversite sınavına girecekti, sürekli bilgisayarın başındaydı. Ben de sınavı kazansın gençler istiyordum. Böyle. Neyse, aile hep ister sınavı kazansın, ders çalışsın. Çocuk da hep ister oyun oynayayım. Ama bak anne doğru. Allah. Hazır mıyız buna? Ben ilk defa görüyorum bunu. Abo. Nasıl yani? Bu çok küçükmüşüm. Anne ben kaç yaşında sünnet oldum? Büyüktüm ben sünnet olduğumda. Ya 8 ya 9 yaşındaydın. Kaçıncı sınıftaydı? İlkokul 1 mi 2 mi ne? Ben daha geç oldum sanıyorum sünnet. Emin miyiz? Bak pelerine bak. Haydarinna. Bir de alalım mı lan gelmişken? Bak giy kıyafet de var. Hadi biraz daha kestirelim ucundan. Narkozdan uyanmışım ben. Ana, bacı, kardeş, kim varsa sövmüşüm yani. Onu hatırlıyorum yani. Bak şu benim eski yatağım. Şunlar benim eski oyuncaklarım. Astırmalamadık ya bunu. Aha. 15 yıllık bu toplar. Evet. Şimdi tanesi 50 liradır bu topların. Oğlumun topları onlardan. Aynen. Saklıyorum ben. Oğlumun topları demezsen her yerde sevinirim. Benim kanaldaki videoların hepsi burada. FIFA turnuvası yapıyorduk. Şurada televizyon vardı. Bir tane altında Xbox vardı. Şurada bir tane koltuk vardı. Burada oturuyorduk böyle FIFA oynuyorduk. Harlem Shakespeare Poker Face var ya poker. Ben kart atıyorum düşüyorum sonra. Şurada masa, şurada abajur. Burada böyle oynuyordum. Parlım Shake de buradaydı. Burada yaşadım, burada büyüdüm işte böyle. Biz anneanne mi gideceğiz, gelecek mi? Yok, gelmeyeceğim. Niye? Gelmeyeceğim. Niye? Gelmeyeceğim. Niye? Trip mi atıyorsun? Dedeme mi trip atıyorsun sen? Yok canım, hayır. Komik olacak, gel hadi gel. İyi peki, geleyim. Şu parkta az önce bahsetmeyi unuttuk. Orada bir tane ağaç var. Ben ağacın üstündeydim. Bir tane burada mahallede deli bir kadın geldi ve bacağımdan aşağı çekti. Ağaçtan düştüm. Ağlamıştım. Tam böyle bir şey söyleyeceğim kadına. Orkuncan ağzını açayım senin dedi kadına. Haklıyım. Ağaçtan aşağı mı çekilir insan? 4 metre ağaçtan aşağı bacağımdan çekti kadın. Niye ağaçtan aşağı çekti beni? O da manyak. Timlere basıyorsun diye. İçerisi şimdi komedi tufanı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evde yok. Anneliğim, anneliğim, anneliğim. Ne yapıyorsun ya? Ay. Hoş geldiniz çocuklar. İçeride. Değil mi? Ben çok yaşlıyım. Ne demek çok yaşlıyım ya? Allah Allah. Merhaba abim. Ne oluyor? İyi oluyor. Sen ne yapıyorsun? İyi bak, zayıflamışsın yine. Merhaba. Oo, tıraş kolonyalarını sürünmüşsün. Tabii. Kötü kokarsan beğenmezsin. Yok. Oo. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Herhalde toklar. Geliyor, geliyor. Yok herhalde. Çok komikler, şişkolar bir de. Ha bak gidiyorlar, yiyorlar. Ergenis Orkunuz. Anlat bakayım dede, küçüklüğümü anlat. Komik bir anı anlat. Paşa Limanı'nda ufacık bir oğlandın o zaman. Deniz kenarında yüzmeye götürüyordum. Hatırlıyor musun? Evet. Kızlar seni çok seviyordu. Hadi bakayım. Orada genç kızlar. Sen utanıp benim yanıma kalk. Onu hatırlıyor. Bak resminde var öyle. Var mı var kızlar? Tabii. Bak bak Merve görüyor musun? Bak o zamanlar Kazanova'ymışım Merve. Kaç yaşındaydım dede? Vallahi en fazla herhalde 8-9 yaşlarım. Bak bak. Allah erişte. Hem de cevizli peynirli. Allah Allah. Çok severim erişte. Bak anneannemin sarması çok iyidir. Kabak tatlısın bu. Ellerini yıkamadın. Hmm. Azar yedim. Kendi evimden çok burada kalmış olabilirim. Okuldan çıktığım zaman annem hep çalışıyordu. Ben de anneannemlere geliyordum akşam 7'ye 8'e kadar. Ne ben burada yatıyordum. Dedem takılıyordu burada. Dedem bilgisayarı çok iyidir bu arada. Dedem 90 yılında yazılım yazıyordu. 90 yılında. Düşün bak. Dedemin babası mı ya babası ya dedesi Türkiye'ye röntgeni getiren adam. Röntgen cihazını. Dedeme sorarız şimdi. Ha, doktor ya onlar. Gel dedemin odası. Komedi tufanı burası çok komik. Dedem şeyleri çok seviyor. DVD oynatıcı çok seviyor. Ve şey vardı ya eskiden televizyon programlarını, kayıtlarını DVD'nin içine alabiliyordun. Evet. Ama dedem de 6 tane var bunda. Bak şurada bir bilgisayar var, şurada bir laptopu var, içeride bir laptopu daha var. Hani internet kafe gibi burası. Niye böyle dedem? Bu benim 2010 diyor, 13 yıl önce ortaokul mezuniyetim benim. Burası da anneannemin odası. Yaşlar öyle ya, dede ayrı yatar, anneanne ayrı yatar. Tabii. Ben öyle gördüm hep. Niye öyle soralım gerçekten. Anne dedemle annem kaç senedir ayrı yatıyor? Başak evlendiğinden beri. Senin niye iki laptopun bir masa üstün var? 4 tane var orada. Niye? 4 bilgisayar var. Öyle eğleniyorum ben. Dede ilk yazdığın program neydi? Sen bir muhasebe programı gibi bir şey yazmıştın, satmıştın sonra onu. İlk yazdığım program bizim zamanımızda kod yazılıyordu. D-Base'de. Tamam. O ilk yaptığım o kadar çok program sattım ki ben doktorluktan çok daha çok program çalıştım. Doktordu bir an.
yandan kendi kullanabileceği programlar yazıyordu. Daha böyle hasta kayıtlarını tutmak için, muhasebe kayıtlarını tutmak için. Sonra baktı oradan da çok... Kaç yılında oluyor dede bu? İlk program yazmaya şeyde başladım. 1976'da. Ne? 1976. 90 dedim ben, 76'ymış. 70, 90'da bıraktım oğlum. 90'da bu işi bıraktım, kafayı üşütmeye başladım. Çünkü sinemada şeyle konuşmaya başladım. Bilgisayara sinema filmini anlatmaya başlayınca ben dedim kafayı üşüteceğim. Ha bırakayım bu işi. Bak oradan geçmiş bana, görüyor musun? 1991'de bıraktım. Hakikaten sinemayı anlatıyorum şeye ya, bilgisayara. Bu şöyle oluyor, bu böyle oluyor, bilmem ne oluyor diye. Ana bu ne oluyor dedim ya. İnanılacak gibi değil. Dedemin dedesi de bu arada sihirbazmış. Onu da anlat dedi. Büyük baba. O çocuklara mahallede toplar, boyuna sihirbazlık öğretirdi. Bütün film artistleri onun arkadaşıydı. Hepsine gelirdi. Muammer Karacalar, ondan sonra o zaman Vahiy Öz, Alev Karaca, Sururi, Celal Sururi, Ali Sururi. 1840 herhalde bu. Kaç yıl dedi bu? Yok ya, 1840 olur mu ya? 1962'li yılı. İnanılmaz zeki bir adamdı. Ne iş yapıyordu o doktor? Doktor ama İzmir'in... Röntgeni getiren o mu? Röntgeni İzmir'e getiren adam. İlk başhekimi. Devlet Hastanesi'nin başhekimi. Düşünebiliyor musun? Hadi yemeğe dedi. Hadi bakalım. Ramazan. Ramazan kim dedi? Ramazan kim? Bastonun. Ramazan. Ha, Bastonun adı mı Ramazan? Evet. Bak erişte var. Börek var. Ispanak sanıyorum. Sarma var. Bu tatlı ne olduğunu bilmiyorum. Hep bizim ailede yapılan bir şeydi. Bu da ben tahinli galiba bu. Hasreti tahinliyse bu çok iyidir kesin. Bir de kabak var. Küçükken sevmezdim, şu an bayılıyorum. Bir de barbunya yapmış anneannem. Önenim. Hepsini sen mi yaptın? İyi mi? Çok iyi. Bu hangi ara yaptın kız bunları? Yemekteyiz'e katılabilirsin bu menüyle yani. Bak bana seneler önce bunu söylemiştim. Saçını başını yolarım oradaki insanların demiştim sana. Yolarsın valla. Abuk subuk şeylere. Yok efendim bu peçetenin rengi buna. Yok işte bardağın kenarında bilmem. Ya sen yemek yarışmasındasın. Güzellik yarışması değil ki burası. Bunların hepsi İzmir yemeği. Bak İzmir sarma, İzmir börek, İzmir erişte, İzmir kabak, İzmir tahin. Biz burada bitirelim videoyu. Anneciğim. Canikom olmuş, çakal hayatım. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Peki bizim yemeği anneannem hazırlamış yemeği, evet. Oğlum yani. Ne bayağı iyi oldu bu arada. Tabii doyduk vallahi, evet. Dışarıda yemeğe gerek kalmadı. Ama bak ben yine şeyi istiyorum. Biz beleş bir şekilde boyozu hallettik. Bir kumrumuz olsun. Bir söğüşçü bulursak bir söğüş gömelim. Böyle bir iki bir şey daha hani gelmişken bedava hallederiz bir şekilde. Şey yapabiliriz bak. Mesela bir atıyorum kumrucuya gittik. Kumrucuya diyoruz ki aa bak sana menüye güzel fotoğraflar çekelim kumruların. Şimdi diyecek ki hangi kumrunun fotoğrafını çekeceksiniz? Tabii. Abi o zaman bir tane yap. Biz de onu fotoğrafını çekerken diyeceğiz ki abi evet kim yiyecek bunu, hani ziyan olmasın ya. Bu kumru diyeceğiz, onu yiyeceğiz. Bilmedi ama. Ha dur la gel önce şeye gidelim. Ben bir okuluma götüreyim sizi. Liseme götüreceğim. Ben şimdi dünyanın en parlak öğrencisi olduğum için Einstein gibi iki kere okuldan kovuldum. Üçüncü sonunda mezun olduğum liseye gideceğiz şu an. Buraya çok yakın zaten. Bir liseye alırlar mı bilmiyorum bu arada. Hani girebilir miyiz kapıda bilmiyorum da. Ben en son herhalde bir 2-3 yıl önce bir Merve'yi götürmüştüm bir kere. Şey çok komik. Bir tane bir duvar var. Orada bir vesikalıklar var öğrenciler. En üstte ben ve Cansu Dere var. Cansu Dere de bizim okuldan mezunmuş. Altta da diğer işte birinci, Türkiye birincisi bilmem ne. Onları hep alta basmışlar. Biz en üstte ikinci. Yani kadın 95'te mezun olmuş. Ben 2013'te mezun olmuşum. Yılların da bir alakası yok bir be. Saçma sapan. Kantinci abi hatırlıyorum da aynı kantinciyse bir beleş tost yeriz ya. Bütün anılarım depreşti bak ya. Bak bir kere şu çatıya top kaçtı. Ben o çatıya çıktım. Bizim rehberlik hocası Semil Bey vardı. Selim Hoca. Ben oradan çıktım, topu aşağıya attım. Atlayacaktım aşağı. Geçti önüme böyle. Yapma! Atlama! Atlama! Çok gençsin sen dedi. Sakın yapma dedi. İtfaiye çağırdılar oğlum beni indirmek için orada. Nasıl ya? Valla. Tahsin Hoca geliyor. Benim tarih hocasıydı. Hocam. Fotoğraf çekilin. Onları tutabilecekseniz, hepsini dizebilecekseniz sıraya çekilelim. Ben beni dinler biliyorsun öğrenciler. Severler. Kolay gelsin hocam. Yapalım o zaman. Buyurun. Abi ya. Yapalım. Hikmet abi diyor ki öğrenciyken de sevmezdim diye. Sevmezdin Hikmet abi. Ne yapalım? Oğlum bu kadar öğrenci nasıl sığıyor okula? Benim zamanımda daha az insan var. Abi. Yardım edin. Hadi görüşürüz. Anneannemlerin apartmanından şu bisikleti arakladık. Herhalde komşunundur, biri bir şey demez, anneannem açıklar diye düşünüyorum. Şimdi bizim karşıya gitmemiz lazım. Ama buradaki mesafe İstanbul'daki Boğaz mesafesinden çok daha uzun bence. Öyle görünüyor yani. Hiç ölçmedim. Baktık biliyor muyuz? Böyle bir datamız var mı? Çok fazla. Değil mi? Uzun bence de. Şimdi biz Güzelyalı sahil tarafındayız. Karşıyaka'ya, hatta Karşıyaka'nın da ilerisinde Bostanlı'ya geçmemiz lazım. Orada benim çocukken paten kaydığım yer var. Rampalar var orada. Benim çocukluğumun büyük bir kısmı orada geçti. Orayı da göstermek istiyorum size. Ama nasıl
gitmek mantıklı olur? Yani bisikletle mi gitmek mantıklı olur? Yüzerek mi gitmek mantıklı olur? Yani hava soğuk da bana koyar mı? Ben bu denize giderim, yüzerim ama işte çok mesafe gözümde büyüyor. Şimdi bak, bunu hesaplamak için bence iki yöntemimiz var. Ya gerçekten kağıt kalem çıkarıp hesaplayacağız. Bir yarım saat uğraşırız ama hesaplayabiliriz. Ya da hocam, deyim bedava, yapay zekaya soracağız. Biliyorsun oğlum zaten. Biliyorsunuz, benim yapay zeka ile ilişkimi bilmeyen yok herhalde. Ben ne yiyeceğimi de yapay zekaya soruyorum. Tuvalete ne zaman gideceğimi bile yapay zekaya soruyorum. Biz gel bunu en iyisi Google'ın yapay zekası barda soralım. Çağlarım. Bak gel sana basitçe anlatayım. Bir asistan düşün. Senin bilmediklerini bilen, sen daha leb demeden leblebiyi anlatan bir arkadaşınız varmış gibi düşünün. Ben video fikirleri üretirken de bardı kullanıyorum. Anlamadığım bir konuyu daha net anlayabilmek için de bardı kullanıyorum. Hatta video kapak fotoğraflarını bile atıyorum. Bak bunu nasıl iyileştirebilirim diye. Orada bile yanıt alıyorum ama dur bak, kafayı çok fazla karıştırmayalım. Gel biz bardla hemen mesafemizi hesaplayalım. Üç kuyular iskelesinden Karşıyaka'ya yüzerek mi daha kolay giderim yoksa bisikletle mi daha kolay giderim? Bisikletle gitmek daha kolaydır diyor. Eyvallah. Peki. Bisikletle gidelim. Tamam, siz yandan koşarsınız. Bana ne oğlum, bir şekilde gelin. Gidiyorum memleketimde, bütün taşlar ellerimde. Allah'tan bisiklet elektrikliymiş ya, hiç çalışmaz, pil yoktur falan diye düşünüyordum, gidiyor gittiği yere kadar. İzmir'de yaşadığım hayat boyunca bisikletle Karşıya gitmemiş olmam ve şu an ilk defa gidiyor olmam. Ben normalde patenle giderdim Karşıya buradan. Ne yapalım, paramız yoktu. O zaman annem bana günlük 1 lira veriyordu. Ben o 1 lirayla hem vapurun parasını ödüyordum, Karşıya gidiyordum. Kalan parayla da bir tane su, bir tane çikolata alıyordum. Bütün idare ediyordum valla. Gerçekten paten herhalde çocukluğumda en keyif aldığım şeydi ya. 4 yıl her gün gittim. Bisiklet yolu varmış yanında. Ben niye mal gibi buradan gidiyorum? İşte alışılmadık de dondurmuyor. Aa, Karataş Anadolu Lisesi. Babam burada öğretmendi. Hatta Zeynep Bastık da buradan mezun. Babam da Zeynep'in öğretmeniydi. Çok komik. Zeynep'e selamlar buradan çok. Neredeyiz? Konağa geldik. Sol taraf konak iskelesi. Sağ tarafta daha böyle alışveriş yerleri falan var. Oha, herkes elektrikli bisiklet. Uy uy. Anavut kaldırımı böbrek taşı da. Uy uy. Evet. Geldik şimdi güzelim kordon şeridine. Böyle İzmir'in sevdiğimiz sahili. Alsancak'tayız şu an. Alsancak'ın deniz kısmına biz kordon diyoruz. Burada hafta içi, hafta sonu, gece gündüz hep çok kalabalık olur. Gençler burada gelir takılırlar. Tatlı bir yerdir. Gidiyorum bütün aşklar özlerimde. Hello, konnichiwa. Bir yerden sonra film bitti, benim de film bitti. Hadi Çağlar, güneş gidiyor. Bir saate hava kararacak, daha yapacağımız çok şey var. Gel hemen rampa. Oğlum bu rampalar böyle değildi benim zamanımda. Ben bu rampaları gösterecektim. Yepyeni rampa yapmışlar. Bu hayvan gibi güzel olmuş. Biz böyle şeylerde kaymadık. Gibiydi bizim rampa. İki tane rampa vardı tahta. Niye İzmir'in her yerinde böyle değişik değişik hikayelerim var ya? Bu katliydim ben. Ya bir yer, bak her yerde dayak yemişimdir. İzmir'in her köşesinde bir dayak yemişimdir. Net yani. Bir tane güzel yalıda vardı, o çok iyiydi. Bir tane kafeste dövdüler beni. Basketbol sahası, kafes ama orası ya. Çocuk ağzımı burnumu kırdı. Ağzımı burnumu kırdı herif. Patenlerimizi yanımızda getirmiştik zaten. Bunları giyelim. Hadi oğlum. Güneş gidiyor. Kesin bir yerimi kırmam inşallah. Demeyeyim öyle. Bence ben kafa göz patlatacağım ama. Şu sizin şeyleri kullansa. Ha ver. Eyvallah. Hey! Oğlum ben nasıl kayıyormuşum bu rampalardan ya? Yok oğlum, hiçbirinden inmem ben bunları. Ya eskiden tabii ayağımdan daha rahat patenle kayıyordum ya. Ayağımdan daha rahattı. Şimdi bu agresif paten olduğu için bunun sağında solunda takma yerleri var. Geliyordun böyle, tak takıyordun, kayıyordun, iniyordun. Kayar mı bilmiyorum da deneyeyim hadi. Böyle işte. Onu kafalarınızın yerini değiştirin kurguda. Çağlar, ben burada iner miyim, inemem gibi. Ya inersin baba, gözünü seveyim. Oğlum kıracağım bir yerimi. Hop. Geliyorum Çağlar, hareket yapacağım sana. Gel çeki 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 çeki. Yok hızlanamadım, dur bir daha. Oğlum buradan nasıl indim ben az önce? Huy. Ayakta zor duruyorum ben. Bir anda geldi bak, böyle vahiyle indi. Bütün çocukluğum. Çağlar bir şey olursa kanalı ver ve verin. Takıp geri inmek istiyorum.
Eski şey yok gibi ama sanki. Oğlum niye yaşlandım sürekli yüzümün önüne vuruyorsun ya? Ben günde 10 saat kayardım hiç yorulmazdım. Ve eve gidince keşke daha çok kaysaydım derdim. Yes! Yes be! De böyle kardeş. Bak. Çok özlemişim oğlum. Ben Maltepe'ye taşınacağım. Maltepe'deki rampalar çok iyi. Hiç öyle şeyler yoktu bizde. Evet şimdi denize girmek çok güzel gelir de denize gireceğiz. Havlumuz yok. O yüzden ben yine barda yapay zekaya sordum. Nasıl ücretsiz havlu bulabilirim diye ama. Gençler size havlu yoktur değil mi? Bazen dedim geleneksel yöntem mi? Değil. Şimdi bak birkaç farklı yöntem söyledi. Üstüne bir tane roleplay senaryosu verdi bize. Çağlar bak bunun linkini atıyorum. Canlandıralım seninle bir. Tamam. Sen satıcı ol, ben benim. Pardon havlucu bey. Merhaba. Merhabalar. Ne isterdiniz? Bir havlu almak istiyorum ama param yok. Üzgünüm. Bedava havlu veremem. Anlıyorum ama deniz kenarına geldim ve havlumu unuttum. Denize girmek istiyorum ama havlusuz giremem. Eğer havluları katlama yardım ederseniz size bir tane verebilirim. Tabii ki memnuniyetle. Havluları katlıyoruz. Öyle yazıyor. Havluları katlarlar. Lütfen. İyi katlarsan sevinirim. Onları ben müşteriye satacağım. Bu benden reklam. Böyle bir şey dememiş. Bende yok çünkü bu. Tabii güzel katladım. Buyurun. Ütülü gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir tanesini sana verebilirim. Buyur. Aa, çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Rica ederim. İyi penizler galiba. İnanılmaz bir senaryo yazmış. Yürü. Önce soyun. Her şeyin başı soyunmak. İçinden ne çıkacak değil mi? Çok heyecanla bekliyoruz şu an. Miami şimdiydi. İnanılmaz. Alın bak 0 TL'nin içinde bir de denizin hikmetlerinden yararlanabiliyoruz. Duşumlu yapmış sayılıyorsun. Spor, deniz, yüzme. İç aradan çıkıyor. Ne? İyiyim. Bir şey yaptım, seni denedim. Tutacak mısın diye tutmadım. Ama tutamazdım. Şöyle geleyim. Patron mu, kamera mı? Zaten sen yapınca anlık yukarı gitti şey. Su nasıl? Çok güzel oğlum, buz gibi. Buz gibi. Çok severim ama. Ama havaya bakar mısın? Gidiyorum galiba ben biraz akıntıyla. Gel gel. İyi gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Karşıdan alın beni. Balıkçı abi al beni abi. Sen gidiyor musun bu arada? Gidiyorum gidiyorum. Gel. Ben 3,5 saate oradayım. Sen hayır 30 dakikaya. Sen gel abi. Şu an niyeyse şey gibi hissediyorum kendimi. Recep İvedik bir de denizden çıkıyor ya. Yaklaşık 17 saattir azgın mavilin hırçın sularında bir başıma vatozlarla, köpek balıklarıyla, garetta kaplumbağalarıyla mücadele edip bu kıyıya çıkabildim. Hadi be. Quieres llorar seguro que te vuelvo a querer. Bereket versin. Isındık zaten oğlum. Şimdi Bornova'ya gitmemiz lazım. Bornova'ya gidelim. Nasıl gideceğiz de bilmiyorum. Işınlanırız. Şöyle gidelim mi Bornova'ya? Bak yine 0 TL. Sihirli annem şeyiyle gideyim. Ha öyle. 0 TL'ye gitmiş olurum. Bir deneyelim mi? Yok, gidebiliyor abi. Musunuz? Evet. Oluyorsa bedava gidebiliyorsun. Bir saniye boydanız. Evet. Hoppa evet. Bornova'ya ışınlandık. İzmir'in yine en güzide, en böyle öğrenci semtlerinden bir tanesi. Burada üniversitelerimiz de var. Biz Bornova'ya çok gelirdik çocukluğumuzda. Bütün böyle okul çıkışları, akşamları burada hoppa bara gittik takılıyoruz. Duman konserine gelirdik. Şurada bir yer var. Çok iyiydi Duman konseri. Oy. Yeni biçim okey. Burada araba kullanmayı unutmuş insanlar benim gördüğüm. Ama biz çok acıktık. Niye yine biz acıktık? Biz aç insanlarız zaten de. Evet guys ne yiyelim? Ne yemek istersiniz? Böyle İzmir'e gelmişken şunu da yemeden dönmem dediğiniz ne var? İzmir'e gelmişken bunu da yemem lazım. Yedim ya. Hint mi? Hint yenmez. Kore. Bak Japonya'dan da yeni geldin hocam, özlemişsindir. Kore evet, Kore mutfağı İzmir'in zaten olmazsa olmazı. İzmir'e gelen herkes bir Kore mutfağına İzmir'in girmeli. Ama... Tamam ya seni mi kıracağım? Kore restoranı bulalım Allah'ın cezası. Gel onu da Bart bize bulsun hemen. Ya baba bu Bart inanılmaz bir şey ya artık. İzmir'de nerede Kore yemeği yiyebilirim? İki tane güzel restoran önerdi bana. Bakayım bunlar nerede? Evet Bornova'da bir tane Kore restoranı önerdi bak. Bibimbap varmış, bulgogi varmış, japchae varmış. Japchae. Ben bildiğim yemekler bunlar siz bilmiyorsunuz tabii bunları. Ne yapacağım ya? Öyle mi Kore diyen sensin? Tamam şuradan yürüyeceğiz. Tamam hadi yek. Yes this is it. Diyor ki dünyanın en iyi number one Korean food diyor. İçeride Koreli yok oğlum. İstanbul'daki Kore restoranına gidiyorsun içeride Türk olmuyor. Full Kore oluyor.
Nasıl oluyor bu? Basınız. Basmatik de değil, dokumatik oğlum bu. Basınız demiş. Basmak istiyorum ben buna. Oğlum 40 yıllık kuzenim de buradaymış. Tesadüfe bak. Aa, hiç biz ayarlamadık. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle hesabı ona kitlemeyeceğiz. Aa, ne yapıyorsun? Bilal benim 40 yıllık kuzenim. 42 yaşında. Nasıl, hiç göstermiyor değil mi? 19. Yok. 22. Yok. Nasıl yok? 15. 16 kız. Aa, 16 mı? 16 daha girmedim, 15. 15 buçuk. Biliyorsun İzmir'in Kore yemeği çok meşhur. Biliyorum. Biz de o yüzden Kore yemeği yiyelim diye geldik. Ya senin yedin mi Kore yemeği daha önce? Yani çok yemedim. Ben çok hakimim. Ben bilmiyorum. Ben çok hakimim. Gel otur bak şimdi her şeyi söyleyelim. Ölüyorum açız. Yalnız bizde hiç para yok. Biz sana kitleyeceğiz hesabı, tamam mı? Normalde abiler ısmarlar ya. 15 yaşında kuzenine de şimdi hesap istemek. Niye oğlum, kitleyeceğim, ne yapayım? Bir de sadece bana değil 5 kişiye ödeyeceğim. Secret soya sarımsaklı tavuk, biberli soya sarımsaklı tavuk. Ya biz oğlum Türkiye'deyiz, biz Kore'de değiliz ki şu an. Pardon, bize ne önerirsiniz oğlum? Böyle bir şey var memleketin avantajı. İsterseniz kimbap önerebilirim. Normal kimbap alalım biz. Olsun her şey içinde. Kimçi kesin alalım. Kimbap bir tane yetmez. 2 kimbap alalım. 4 tane lahana kimçi alalım. Bibimyeon alalım bir tane. Bir tane de 2 tane alalım ondan da. Bulgogi alalım. Bir de kimçili şu gyoza gibi kral mando. Tavuk da mı almalıyız? Bir dakika, yok. Koreli özel soslu tavuk alalım. Furkan, Lal hem stop oynuyor hem yüzüyor. Ne? Aa, Bekir de mesela. Tabii. Buza giriyorum. Ya sen ağzımı açtıracaksın şimdi 40 yıllık açma. Kuzenimin yanında küfür ettirdin bana Allah aşkına ya. Bayağı sen suyun içindesin. Evet. Top oynuyorsun. Aynen. Evet, aynen. Oğlum stopu dünyanın en zor sporlarından bir tane. Boğuluyorlar sürekli. Çok zor. Bir de milli takımda oynuyor. Oğlum bu arada Lal'e ödetmek zorunda değiliz. 3 tane adamsınız siz. Gidin bulaşık yıkayın. 3 tane neyiz? Adam mı? Adamsınız oğlum. Estağfurullah abi, ne adamla mı götürüyorsun? Hocam şimdi 2 tane çubuğumuz var. Birini baş parmağımızın en uç noktasına dayıyoruz ve yüzük parmağımıza dayıyoruz. İkinciyi de baş parmağımızın uç noktası ve işaret parmağımızla tutarak şöyle. Hareketimiz şu. Yani şu iki parmak üstteki çubuğu kontrol ediyor. Alt iki parmak da alttaki çubuğu kontrol ediyor. Böyle her şeyi alabilirsin. Hop. Hop. Mesela burada sarı lahana turşusu, beyaz turp bence. Turpumsu, turşumsu. Lahanaya benziyor. Lahana turşusu ama kimçi bu. Var? Özel baharatlı soslu yapıyorlar. Ama işte kimçinin içerisini tam ben de bilmiyorum. Hemen ne yapıyoruz böyle durumlarda? Yine yapay zekaya gidiyoruz. Barda soruyoruz. Şimdi bak, ben bunun kimçi olduğunu biliyorum ama mesela gittin hocam. Çin restoranına gittin. Japon restoranına gittin. Hiç bilmediğin bir şey geldi. Giriyorsun barda. Atıyorsun fotoğrafını. Bu nedir diyorsun. İçinde ne var? Söylüyor. Bak çektim fotoğrafını, gönderdim. Diyor ki bu bir kimçidir. İçerisinde lahana, havuç, kereviz gibi sebzelerin tuz ve baharatlarla fermente edilmesi. Bak, bilmiyoruz, bilmediğimiz şeyler öğreniyoruz. Ne güzel. Bu patates ama. Tavuk değil ki bu. Mutfağı inanılmaz. Tatlı, ekşi, bir şeyli bir de. Hesabı söylüyorum sana, hazır mısın? Haftalığın kaç para? Aylık. 5000 dolar falan dedi. Yok. 5000 dolarsa ben koşarak kaçarım, bir daha daha çok söylerim. Erhaf abi ne veriyorsun ya? Bir şey vermiyoruz kartacığım, istediğin kadar alıyor. Ne? Nasıl yok? Haftalığın yok mu senin? Yok. Nasıl yok ya? Ulan ben yan ailede yetiştim, benim 10 lira haftalığım vardı. Lazımsa para istiyor bizden. Tamam. Lazımsa size kredi kartı var. Tamam. Tamam, 5000 lira. Şu an şey gibi düşün. Bir ay hiçbir şey harcayamayacaksın bundan sonraki ay gibi düşün. Evet. Şaka şaka, 1500 lira, 1500. Bakışı gördün mü? Biz 3 adam olarak da şey yapabiliriz aslında hani. Tamam, onlar ayrı ödesin. Sen beni ve kendini tamam. ısmarlamış o zaman. Tamam, biz o zaman Bornova'dan Alsancak'a gidiyoruz. Onu da Leliko'nun babası eniştem Erhap abi bıraksın bizi. Ne yapayım, nasıl gideceğim, var mı başka bir yöntemi? Fışık. Evet, Alsancak'a geldik. Burada da çok zamanım geçti benim. İlk ben kamera şakası videolarını burada yaptım işte. İnsanlara evlenme teklif ettim, bir şeyler daha yaptım saçma sapan. Hatta bak o videolarım ilk televizyona çıktı. Ya şimdi burada gelmişken bir sokak lezzetlerini deneyelim tabii ki İzmir'in. Midyemiz var. Kokoreç bulabilirsek. Söğüşümüz var. Söğüş ben hiç yemedim. Bir gelmişken işte şu içi kaşar domatesli boyozdan bulursak ondan yeriz. Kumru yiyelim. Kumru'nun şeyi yapacağız. İzmir'i tanıyacağız tabii ki. Tabii tanıyalım. Al İzmir, tanıdın. Değil mi ya? Şimdi söğüşçü varmış burada. Ha, tarihi Alsancak söğüşçüsü. Evet. Abicim kolay gelsin. Biz İstanbul'dan geldik. Hiç söğüş yemedik de böyle bir tadımlık kürdanla falan verebiliyor musun? YouTube'uz abi, YouTube. Ama bizim videomuzun konsepti, biz para harcamadan bir gün geçirmeye çalışıyoruz. O yüzden yiyemiyoruz şu an. Gel bak, ilk defa yiyeceğim lan. 40 yıllık İzmirliyim, söğüş yemedim oğlum.
Ben neresini yedim kuzunun? Dilini yemişim bak. Ben dil severim ama. Ben dil severim. Söğüşte yememiş olmadık yani değil mi? Bir söğüşte denemiş olduk. İzmir'in meşhur buzlu bademi. Abi ne kadar poşet? Abi poşeti 100 var 200 var. 100 lira 200 lira. Bizde hiç bir tane deneyebiliyor muyuz? Oldu. Valla. Oğlum yediniz mi hiç buzlu badem çok? Bak bunu alıyorsun böyle. Kıştırıyorsun buradan. Ben buna bayılıyorum. Çok sağ ol abicim. Şimdi hocam, Kıbrıs şehitleri İzmir'in İstiklali gibi düşün. Burada böyle ara sokaklar dolu, her yer bar. Gençler içiyor, gençler takılıyor, canlı müzikler. Kanun çalınıyor, keman çalınıyor. Bak şu an bedava müzik dinliyoruz burada. Bak kumrucu 1, kumrucu 2. Genelde burada karşılıklı olur kumrucu. Bak midici var, gel midiyi deneyelim. Kumruyu deneyemeyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi deneyebiliyor muyuz? Tabii ki deneyebilirsin. Aa, harika. Oo, eyvallah. Gel bakayım. İzmir'in midyesi meşhur diyorlar abi. Tabii. İstanbul midyesi gibi değil abi. İzmir midyesi güzel. Çok başarılı, çok evet, lezzetli. Siz tatmak isterseniz bak. Konak Meydanı'na geldik. İzmir Saat Kulesi. Eskiden şu pavyon ışıkları yoktu üstünde. Kardeşim şu Allah aşkına bak. Bir memleketçe bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Pavyonlarda, mekanlarda, taksilerde, minibüslerde, dolmuşlarda, tarihi eserlerde, güzel anıtlarımızda şu renkli ışıktan bir vazgeçelim. Şu yeşil, mavi, kırmızı ışıktan lütfen vazgeçelim. Memleketçe bir vazgeçmemiz lazım. Şuna bak, şöyle bak, üstteki ışığın güzelliğine bak, rengine, aşağıya bak. Gitti güzelim şey. Şimdi bakın, merak ediyorsunuz ne var bu saat kulesinde bu kadar diye. Saati gösteriyor. İnsanlar eskiden işte saat kaç dediklerinde bundan 2700 yıl önce buraya geliyorlarmış saate bakmaya. Ama işin komiği, onu 2 geçiyor. Gerçeği onu 5 geçiyor oğlum. 3 dakika yanlış gösteriyor. Bir tane vasfı var, onunla yanlış gösteriyor. Ya çok komik. Niye yanlışsın sen? Alo. Bunun minaresinde yok mu bunu ayarlayan, ibresiyle oynayan, akrebinin yelkovununu çeviren biri? Alo. Saat abi. Yanlış gösteriyorsun, yanlış. Bak çeşme koymuşlar. Çeşme yoktu eskiden. Gel elimizi yıkayalım bari. Akşam 10'u 10 geçiyor saat yalnız. Biz sabah 5'te yola çıktık. Bu ne oğlum ya? Bu nasıl bir mesai saati ya? Kemer altında göstermemiş olmuyor bak. Şuradan içeri gir kemer altı. Ama kapalı bu saatler ya. Yetişemedik abi. Bunu kimseye söylemeyeceksen size de söylüyorum. Bu tam şu açıya geçince gel bak. Şuradan sayıyoruz. 6 adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buradan oraya 35 adım yürüyoruz. İzmir olduğu için. 5, 6, 7. 35. Şimdi 35 saniye saat kulesine bakıyorsun. Bakalım. Bak. Allah. Gördün mü? Aa. Beni görüyorsun. Konaktan içeri yürüdük geldik şimdi İzmir tarihi asansörünün önündeyiz. Burası Balat gibi olmuş bak, ben en son buraya geldiğimde 15 yıl önce falan sadece bir tane asansör vardı. Asansörün etrafında bina da yoktu. Bunların hiçbiri yoktu. Ne yemek yeri ne bir şey, hiçbiri yoktu. Burası gerçekten Balat gibi, Karaköy gibi. Çok tatlı olmuş, güzel kafeler yapmışlar. Burada oturuyorsun, çayını içiyorsun, bak İzmir grafitine bakıyorsun. Sonra asansörle binip Kadife Kale'ye çıkıyorsun. Kadife Kale benim zamanımda çok psikodelik bir yerdi. Şu an nasıl bilmiyorum. Bak bir şeyden çıkalım, asansöre binip çıkalım. Ücretsiz diyebiliyorum ben. Asansörün tarihi ne diye soracaksın yine Çağlar. Benden yine bir cevap alamayacaksın. Hemen çıkarıyorsun bardını. Barda bunun fotoğrafını çekip atıyorsun abicim. Attım şu anda. Hem anlatıyor sana nasıl olduğunu, sesli olarak da dinleyebiliyorsun. Şehrin en yüksek noktası olan Kadife Kale'ye çıkmak için inşa edilmiştir. Bakarken dinliyorsun bir yandan. Bu zamanlar İzmir'in en modern ulaşım araçlarından biriydi. Ulaşım aracı mı? Oğlum bunu ulaşım aracı olarak mı kullanıyorlarmış? Gel bir yukarısına çıkalım bakalım. Ha, burası Dario Monero Sokağı Caddesi bu arada. Canım diye bir şiiri varmış kendilerinin. Canım Dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir. Ulu çatal kayan, gök mavisi körfezin. Romantik bir şiir. Güzel. Değil mi? Güzel. Gel. Burada efendim asansörümüzün sırasını bekliyor. Evet. Selam, gel çekilelim. Nereye geldik şimdi biz ya? Ben hiç böyle bir yer hatırlamıyorum ama İzmir'de. Bütün İzmir ayaklarının altında. Bu lafını kim çıkarmış? Bütün İstanbul ayaklarının altında. Tabii 0 TL'ye çok uymadık. Biraz daha böyle nostalji, Orkun Işıtmak nerelerden geçmiş gibi böyle. Ama güzel diye. Duygusal bir... Benim için çok duygusal. Evet, yani ben gerçekten İzmir'i hala çok seviyorum. Böyle birazcık ama hani 10 yıl önce İzmir'den gittiğimden bugüne böyle biraz İstanbullaşma görüyorum İzmir'de. Yani ya. Ama çok güzeldi ya. Yani 0 TL'leri seviyoruz. İzmir bölümü olması da bence ayrı bir güzel oldu. Güzel İzmir'im. Böyle güzel kal İzmir'im be. Seviyoruz seni. İzmirliler yorumlara mutlaka yazsın. Siz de sorularınızı vardı. Sorabilirsiniz. Bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Ne bileyim bir şey gördünüz, anlamadığınız ne olduğunu çek fotoğrafını at kardeşim. Var da al cevabını. Yakın zamanda da Meryem'le bir video çekeceğiz. Nasıl bir video yapalım? Ne içerik yapalım? Onu da var da sorun. Cevapları, aldığınız güzel cevapları bize yorumlarda yazın lütfen. Sizleri seviyoruz. Öpüyoruz. Hadi see you'lar.